Selam arkadaşlar, kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere anlatmak istediğim proje Vaxağ'ında bir proje arkadaşlar. Mining Arctic. Arkadaşlar projemiz Vaxağ'ında. Vaxağ'ında olduğu için belli başlı şeyler de devreye giriyor biliyorsunuz. Atomic Up'tı, Nifty'siydi, Nifty Blocks'uydu. Aynı zamanda arkadaşlar Alcor'u da devreye giriyor. Çünkü tokenleri için veya NFT market için bunlar lazım. Bu videoyu geçmeden önce bu videoda anlatan hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını ve bu videoda anlatılanların sadece ve sadece inceleme videosu olduğunu unutmayın dostlar. Yatırım da yapacaksanız kendi iradenizle yapmayı unutmayın. Bu projede arkadaşlar ünlü oyunlardan bir tanesi olan Farming Tales'in ekibinden de ekipler bulunduğunu söyleyebiliriz ve böylelikle aslında bize güven veren bir proje olduğu anlamına da geliyor. Tabii ki de her güven veren proje başarılı bir şekilde sonuçlandı mı? Hayır. Ama başarılı bir şekilde sonuçlanması daha da ihtimali yüksek olan. Ama şunu da unutmayalım ki Vaxağ'ın bu aralardaki çöküşü biraz bizi etkiledi aslında. Vaxağ'ın çok büyük oyunların çıkması çok büyük derecede etkiledi. Öncelikle oyunun hakkındaya baktığımızda arkadaşlar oyun hakkında gerçek bir mining projesinden, gerçek bir mining'den almışlar ve oyunu oradan çıkartmışlar. Hatta bu gerçek bir mining'in yapıldığı İzlanda'da bulunan gerçek bir madencilik çiftliğine yerleştirilmiş görseller bile. Böyle bir işlev yapmışlar. Oyunun böyle bir olayı var. Bu gerçekten güzel bir şey. Burada da oyuna dair bir video vermişler. Arkadaşlar oyunda gerçekte mining yapmıyoruz ama oyun için mining yapıyoruz. Oyun için mining'de nasıl yapıyoruz? Şöyle gösterelim arkadaşlar sizlere hemen. Bir video var. Burada evimiz var. Evin içindeyiz gibi düşünebilirsiniz. Giriş yapıyorsunuz. Oyuna girdikten sonra arkadaşlar burada bildiğiniz ekipmanlar, setuplar, masalar var. Buraya yatağınızı koyup, köpeğinizi, hayvanınızı koyup burada aynı zamanda mining ekipmanlarınızı koyacağız. Burada evi dizayn etmeyi gösteriyor. Burada da bilgisayarlara göre tabii ki de mining yapma işlevleri var. Hangi ekran kartını alırsanız veya hangi Epic Common veya Rare NFT alırsanız hangisi daha fazla mining yapar gibi. Burada hepsini yerleştiriyor gördüğünüz üzere ve mining'i başlatıyor ve belli bir coin kazanımına başlıyorsunuz. Gerçek hayatta mining yapmıyorsunuz, onu da söyleyeyim sizlere. Çünkü birçok hani bu oyunlardan korkan, gerçek hayatta acaba oyun oynarsam bilgisayarımda mining yapıyorlar mı diyen insanlar için hayır, yapmıyorsunuz dostlar. Madencilik araçlarına geldiğimizde arkadaşlar Zek Mining, Atom Miner, bu Common. Buradaki mesela dizel jeneratörümüz var. Epic Miner'ımız var. Rare Miner'ımız var gibi Common, Rare, Epic olarak minerlarımız ayrılıyor ve jeneratörümüz de var arkadaşlar. Madencilik yeşili demişler. İzlanda'da kendi madencilik çiftimizi kurmayı seçtik. Mali açıdan özellikle bir avantajlı ülke olduğu için değil, adada %100 yenilebilir enerji kullandıkları için burayı seçmişler. Yol haritasına da baktığımızda 2023'te arkadaşlar Quarter 1'inde VIP geçiş satışı olacak. Zaten 2023'e yeni girdik. Proje teslimi olacak ve Architect ve Arbit madenci satışı olacak. Ve dekorasyon satışı olacak arkadaşlar. Swap sistemi aktivasyonunu getirecekler. Cosmos ve Rebus Chain'e iniş olacak. Yeni dekorasyonlar için işbirlikleri, yeni madencilik donanımı olacak. Yeni oyun konumları ve yeni madencilik donanımları olacak. Ekiple tanışın dediğimizde büyük bir ekibin, Lycos, Johnny'nin bulunduğu, Bruce'un bulunduğu bir ekip görüyoruz arkadaşlar burada. Community managerlarına, CEO'larına kadar hepsi gerçekten buraya da 8 kişilik bir ekip koymuşlar. Daha da büyük bir ekipler arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Öncelikle bir Atomic Up'larına geldiğimiz zaman proje toplam $463, yani 6215 Vax'lık bir satış yapmış. 24 saatlik de çok bir satışlar olduğunu söyleyemeyiz. Daha proje yeni yeni gelişiyor ve burada VIP Silver Pass sahibi olabiliyorsunuz arkadaşlar. 4 tane Pram'ı peki Nefti'den birleştirerek olabiliyorsunuz arkadaşlar. Nefti Blocks'tan. Böylelikle Silver Pass sahibi olduğunuz zaman ise ne oluyor? Silver Pass sahibi olduğunuz zaman satışlara katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada birleştirdiğiniz Promo Pack'ler bize VIP Pass elde ettiriyor ve VIP Pass'i şu an değeri $75 olsa da çok bir satış olduğunu söyleyemeyeceğim. Promo NFT'lerinde Discord'larından veya etkinliklerden kazanabiliyorsunuz. Promo NFT'lerinde çok fazla satış olduğunu yine söyleyemeyiz. Çünkü zaten toplamda hacimleri $463'lık yeni bir proje ama tabii ki de gelecekte tutacaksa şu anki fiyatlar ucuz bile gelebilir. Tabii ki de tutmayacaksa da şu anki fiyatlar daha pahalı gelebilir. Bir Twitter'larına bakmak istiyorum. Twitter'ların 537 takipçileri olduğunu görüyoruz. Daha az bir takipçileri var ve daha tweet atmamışlar. Hani projenin çok yeni olduğunu söyleyebiliriz. Aslında böyle bir yeni projeyi yürürlüğü sürmekte biraz riskli olabilir. Aynı zamanda bir Discord sunucularına bakalım arkadaşlar. Discord sunucularına katıldığımız zaman, general chatlerine baktığımız zaman general chatlerinde de çok fazla bir konuşma olduğunu görüntüleyemiyoruz. Tabii ki de sizlere bu videodan aynı zamanda çekiliş de yapacağız. Discord'larına yönlendireceğiz de Twitch'e.
oyunlarımızda ve Discord'umuzda bu oyuna özel odada açacağız. Oralara gelip arkadaşlar siz de bizlere katılabilirsiniz, bakabilirsiniz. Discord'larındaki odada ve aynı zamanda Twitch yayınlarımızda çekilişlere de katılabilirsiniz. Discord'larında da çok fazla aktığını söyleyemeyiz ama aktığı kadar akıyor diyebiliriz arkadaşlar. Burada baktığımız zaman da şimdilik de bir white paper inceleyelim. Vizyonlarından bahsetmişler. Ekiple tanışmamızı söylemişler. Zaten ekibisi burada ekibinde az çok bazı kişileri tanıyoruz Vaksa'nda. NFT'lerinize baktığımızda öncelikle bir miners'larımız var arkadaşlar. Miners'larımızın burada BTC serisi CPU'ları ve GH hızlarını vermiş. NFT başına GH hızı 1GH demiş ve 1 GPU bozulmuş demiş. Artık 99GH hızı geliyor gibi bir hesaplama yapmışlar. Ve madencilerimizi sizlere anlatmıştık. 3 tipte Epic'ti, Common'dı ve Epic'ti aynı zamanda. Buraya aslında Rare yazacaklardı galiba. Orada bir hata olabilirmiş. Burada VIP pass'imiz var arkadaşlar. VIP gümüş geçiş kartı. Bu geçiş sahibine Mining Architect satışlarına erken erişim sağlayacak. Ve Golden Pass'te arkadaşlar Mining Architect satışlarını indirimle ve diğer avantajlarla erken erişim sağlayacak. Yani Golden Pass büyüktür, Silver Pass diyebiliriz. Güç kaynağı kesintisiz güç kaynakları UPS kullanıcı sık sık talep etmekte bulunmak zorunda kalmadan ödüllerin birikmesi olarak tanır. Yani sürekli basmayacaksınız, başlatacak gibi. Hani auto mining gibi düşünebilirsiniz bunu. Süslemeler, dekorasyonlar da olacak ve dekore etmek için kullanılacağı özel ögeler de olacak. Bunu zaten gördük. Burada Architech dediğimiz olaylar olacak arkadaşlar. Her madenci turnun her zaman 24 saat içinde söz konusu madeni paranın bir belirli birimini üretme kapasitesini ölçen kendine özgü Architech'i vardır. Hani mesela bir madeni kara burada demiş ki miktar 24 saatte bir, 24 saatte bu kadar gibisinden anlatmış. Madencilik ve itfaiye baktığımız zaman da arkadaşlar burada çıkardığınız jetonları farklı şekillerde kullanmaya her zaman karar verebilirsiniz demiş. Donanımızı yükseltmek için doğrudan Vaksan'da işlem yapmak için belirli referans madeni parayla değiştirin ve harici cüzdanlarını çekin gibi kullanılıyor arkadaşlar. Burada da böyle bir şeyden bahsetmiş. Tokenomiklerine baktığımızda arkadaşlar tokenomiklerinde burada tokenomiklerinde iki tokenler olacağını söylemiş. Biri Architect pek yakında, diğeri de RBTC, bu da tekrardan gelecek, daha yeni bir proje olduğunu söylemiştik zaten sizlere. 2023'ü zaten bunları incelemiştik yapmak istediklerini. Oyuna benimle kazan kısmı yapmışlar. Projenin görevlileri, aynı zamanda kullanıcıların görevleri ve telif hakları kısmına da girmişler arkadaşlar. Siteleri de aslında böyle basic bir site. Hani böyle çok bir olay yok. Paket satışları da zaten yakında gelecek. Bunlardan da bahsedeceğiz sizlerde. Burada hatta Nifty Blocks'tan da Blend kısmını sizlere göstermek istiyorum. Enesput'ta hemen Blend kısmına da bakacağız sizlerle birlikte. Ve zaten yakın zamanda satışları da olursa burada bileceksiniz. Mesela VIP Silver Pass elde etmek için arkadaşlar bu 4 tane hepsini birleştiriyorsunuz. Bir tane VIP Silver Pass elde edebiliyorsunuz. Blend edebiliyorsunuz gibi. Promo Miner 1, 2, 3, 4 olması lazım elinizde. VIP Silver Pass elde etmek için dostlar. Bunu da elde edip aynı zamanda paket satışlarına katılabiliyorsunuz. Bir de bunun Gold Pass'i var. Gold Pass tabii ki de bir üst seviyede olacak. Onu da söylemiştik zaten. Gold Pass elde etmek tabii ki de daha zor olacak ama Gold Pass elde ederseniz satışlardan daha ucuz, daha erken alacaksınız. Silver Pass'e göre Silver Pass'te normal satışlardan daha ucuz, daha erken alacak. Projede anlatmak istediğim başka bir bölüm var mı? Bence Vax Sound'da proje çıkması güzel. Yani Vax Sound'da önceden çok kazandığımız bir platformdu. Vax platformu ama bu aralar biraz sallantıda gidiyor. Umarım tekrardan bu projeyle birlikte düzelir ve bizlere tekrar kazandırmaya devam eder diyoruz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimlerini tümünü açıp Discord sunucumuza ve Telegram sunucumuza gelmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz kendinizi. Çok iyi bakın. Bay bay.